Şimdi bu noktada halkı da siz yakından görüyorsunuz. Çok fazla il geziyorsunuz. Çok, Böyle evet. seyyah durumundasınız. Şu an yaşanan sürecin vatandaştaki yansımasını ne olarak görüyorsunuz? Bir gazeteci gözüyle nasıl algılıyor? Yani anketlerde oy oranı düştü gibi görünüyor AKP'nin. Desteği biraz azalmaya başlıyor ama direkt reaksiyon mu var bu anlamda bu sürece? Valla Semracığım, benim gördüğüm şu, hakikaten çok fazla yere gidiyorum, çok fazla ile gidiyorum ve köy, il, yani büyük şehir veyahut da köylere kadar konuşmalarımız oluyor. Benim anladığım kadarıyla insanlar artık hiçbir partiye güvenmiyor ve oy vermek istemiyor. Gördüğüm bu. Yani çok net Karamsarlık. hisler, hiç karamsar değil. Kuvayi Milliye diyor. Artık diyor Atatürk'ün yolu. Çünkü Atatürk hiçbir partiye oy vermeyin. O zaman da 20 parti var. Hiçbir partiyle işiniz olmaz. Siz bir araya gelin, örgütsel olarak mahallevari bir şekilde halk baskısı yapın yukarıdakilere. Bir araya gelin çünkü sizi hep satmış olan bir takım partiler var. Halkın dediği bu. Yani direkt olarak sana halkın ve birçok yerde duyduğum şeyi söyledim. Bize artık partilerden hayır yok. Bizim yapabileceğimiz tek şey var, bir araya gelip partilere baskı yapmak. Ya benim dediğimi yapacaksın, milletin gerçek temsilcilerini barındırmıyor çünkü partiler. Yani partilere diyelim seni, beni, onu, milletin gerçekten sevdiği insanlar giremiyor. İki dudak arası parti, yani seçim sistemi böyle. Seçim sistemi setsiz. O nedir? JP Morgan'ın belirlediği bir seçim sistemi var. İsteyen istediği numarayı çevirebiliyor. Hepsinin başında da zaten Amerika istediği gibi bunları oynatıyor. Yani çünkü kendisinin beka sorunu var. Yani ya Orta Doğu'nun kilidi Türkiye'yi parçalayıp, Aslan Bulut'un yazdığı Paflagonya projesi gibi, Mezopotamya, Trakya, Bitinya, Pontus falan diye parçalayıp, Bir Yugoslavya modeli mi? tabii bu şekilde parçalanmış ve başına bankerlerin oturtulup direkt olarak Washington'a veya da küresellere bağlanmış bir sistem getirecek. Ve buradan artık krizde, yani batıyor Amerika. %50'si yemek kuponuyla yaşıyor, kendileri söylüyor. O halde biz burada Avrasya'nın kilidi olan Türkiye'yi parçalayıp Avrasya'nın zenginliklerine elimizi uzatıp onları almak zorundayız. Başka çaremiz yok diyor. Bu şartta şimdi her şeyi ve herkesi ve bütün politik sistemleri kullanmak üzere buralarda. Zaten bizim bütün bakanlıklarımızın içinde falan Amerikalı uzman var. Hem siyasi arenadaki bütün partilerin içinde Amerika'nın eli var. Bunu biliyoruz. Şimdi yani bu durumda halk ne yapsın? Bunları görmeye başladı halk. Yani sadece bu parti, sadece şu parti falan olayı da değil. Halk diyor ki hepsi bizi oynatıyor. Biz bir şekilde bir araya gelip STK'larla demokratik bir biçimde baskı unsuru oluşturmak zorundayız diyor. Onun için 350 bin kişi MHP'li olmadığı halde MHP'nin yaptığı mitingde, yani MHP'liler bana söylüyor en fazla 30 bin olurdu ya diyor. 350 bin kişi gelmiş. CHP tabanı orada. Ondan sonra ne bileyim işte bilmem AKP'nin tabanından adamlar orada. Her türlü partiden, her türlü insan sağdan soldan yeter be diye ayağa kalkıyor. Bu çok ilginç bir durum. Bu Türkiye'de daha önce çok fazla görülmedi. Yahut da dün burada mesela bir toplantı yapıldı Nazım Hikmet'te. Şimdi yani TGB'liler bunların hepsinin tabanında ADD'nin, TGB'nin işte CHP'liler oradaydı. Yani tabandaki insanlar, yiğit insanlar var. Hakikaten yeter be diyen insanlar var. Bunlar her yerde bir araya geliyorlar. Baroların altında, işte çeşitli STK'ların altında. Bunların yönetimleri üst tarafları değişken olabilir. Ama altta inanılmaz bir Refleks muhalefet var. var. Ve bu tam tersine umudu gösteriyor. Yani biz milletiz, genetik hafızamızda Mustafa Kemal var. Biz Türküz, Türk demek her yerden insanın, işte ben her gittiğim yerde söylüyorum, müthiş bir psikolojik operasyon yapılıyor. Yani kardeşim ise Kürtsün, bir Kürt bölgesi olacak, orada oturacaksın, Çerkes'in bir Çerkez bölgesi olacak falan gibi insanların beyin yıkamasına uğradığı böyle bir dönemde herkes daha çok kendi kimliğine, yani Türk kimliğine sarılıyor. Bunun içinde ne yazık ki söylemek zorundayız, Kürt'ü de Çerkez'i de Laz'ı da falan olaraktan. Çünkü baktığınız zaman benim gibi Ayrışma politikası güdüldüğü için güdülüyor ama ayrışma. herkes daha çok birleşiyor. Yani benim şimdi dün mesela Kürt arkadaşlarla beraberdik. Çeşitli yerlerden benim toplantıma gelmişlerdi. Ya diyor, bu diyor esas bunların yaptığı kafatasçılık diyor. Bu kafatası ırkçılık bu yani. Kürt bölgesi diyor diyor. Benim annem Laz, babam Çerkez, Kürt'le evlenmişim. Nasıl olacak?
benim neyime göre kaçıp kaçta birimi bölüp de beni mesela Diyarbakır'daki kurulacak olan bilmem ne Mezopotamya bölgesine AB sokacak? Yahut da şey sokacak. Neye göre? Hangi kanımı mı alacak? Beynimi mi ölçecek? Nereme göre yani? Bu ırkçılıktır. Hepimiz bir araya geçmişiz. Aşk denen bir şey var. Evlenmişiz yani. Ve çocuk olmuş. Çocuk da gitmiş başka birine, başka bir kökenden birine aşık olmuş. Onun çocuğu da olmuş. Yani şimdi onda biri Kürt, onda biri bilmem Balkan neye göre beni, ayrılacak? 20'de nereme kesecekler benim? Yani bu mümkün değil. Benim, ben böyle biriyim mesela. Bunu yapamaz. Bunun mümkünü yok. Yaparsa da ırkçılıktır. Peki buna yanıt verecek, yani buna yanıt verecek bir proje mi yok Türkiye'de? Bir siyasi proje mi yok? Hayır, yani tek var. Bir olmaz olur mu Semra? Var işte söylüyorum. Proje olmaz olur mu? Binlerce proje var. Sadece Sinan Meydan'ın Aklı Kemal'ini okusunlar ya. Mustafa Yıldırım kitaplarını okusunlar. Yani binlerce insan yazdı. Atilla İlhan okusunlar. Emin Değer okusunlar. Bunlar yazıldı çizildi proje değil. Bu hayatın gerçeği. Bu şekilde bir birlik zaten yapılmış. Bu bir ütopya değil. Biz zaten bir aradaydık. Bütün bunların hayata geçmesini önleyen bir süper irade var üstümüzde. Bir baskı. Amerika ve adamları yahut da işte o küresel sermaye ya da kısacası emperyalizm. Bunun içine geçmiş onlarla birlikte hareket eden insanlar oldukça, yani bir partide bakıyorsunuz CIA ajanı diye Wikileaks'te ilan edilmiş adam oturuyor. Öbür partiye bakıyorsun yine orada birisi oturuyor. Öbür parti, bununla olmaz. Bağımsızlığı kafasına, gönlüne yedirmiş. Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık, kültürel bağımsızlık hazmetmiş, sindirmiş. Ve halkı böyle parçalara bölüp de bunu insan hakları falan zannetmiş. Eblehlikten kurtulan adam lazım. Böyle bir şey yok. Sen beni nasıl böleceksin? Nereye mi? Ben hangi Kürt parçamı ya da Çerkez parçamı ya da Arnavut parçamı ya da Laz parçamı ya da Dağıstanlı Avarpa? Diyelim ki ben bunları kabul ettim. Tamam dedim, ben Avarım. Çerkez yani Avarlar, değil mi? Bir kısmım da Çerkez benim şimdi. Çerkezim. Onunla bitmiyor iş. Diyelim bir Çerkezistan verdiler Çerkezlere. Oradan örnek vereyim. Çünkü bu olmuş bir şey Dağıstan'da. Adam diyor ki peki diyor Çerkesin ama Ubıh mısın, Adige misin, Avar mısın, Abaza mısın? Hadi bakalım onlar başlıyor çarpışmaya. Bu oldu. Avarsın değil mi? Avarla da bitmiyor iş. Artık en minik 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 olduk mikro milliyetçi. Avarım ben diyorsun. Avarca konuşmak istiyorum. Hangi Avarca diyor? Birkaç tane Avarca var. Onlar birbiriyle kavgalı. Dağıstan'da olmuş bunlar. Hangisi? Bu işin ucu bitmez. Sorani mi, Zaza mı, Kırmanç mı? Adıyaman Kürtçesi Bitlis'te anlaşamıyor. Böyle olmaz. Bu şekilde hiçbir yere varamayacak. Yani kültürel farklılıkların zenginlik olduğu düşüncesi birleştiriciyken ayrıştırıcı bir yolda Türkiye. Evet, evet. Ama bunu birileri istiyor. Şimdi ben çok sana da getirdim burada bir küçük bir yerinden okuyayım istersen. Bu Aslan Bulut'un uzun zamandır söylediği ve çok da önemli bir yazı dizisi başladı. Bu yazı dizisinde şeyin altını çiziyor. Yani bu Paflagonya projesinin bir kere diyor hiçbir yere ait olmayan kişiler yaratmak. Çünkü ben bazen kendimi düşündüğüm zaman hani bu arkadaşlarla konuşurken dalga geçiyorum. Ben nereye aitim? Ben nerede duracağım o zaman? Hani eğer ona göreyse ırkçı ve kafatasçısı olay, hani biz Kürt ırkını alıp buraya koyuyoruz dediğin zaman zaten sen Hitler vari bir iş yapıyorsun. Kürt ırkı hangisi? Hangi kanla manla ölçeceksin? İşte onu çok iyi anlatan bir şey. Hiçbir yere ait olduğunu hissedemiyorsun bu sefer. Vatansız. Yani senin Türk kimliğin filan, millet kimliğin de yok. Neyim ben dediğin zaman homo sapiens diyor. Yani Adem'le Havva'yı tanı yeter diyor. Milletin falan yok artık diyor. Din vurgusuna mı dikkat ediyorsunuz? Tabii bu Paflagonya projesi. Şimdi etnik bilinç yeşertiyor öte yandan. Diyor ki bu diyor, yani Aslan'dan okuyayım sana. Paflagonya projesi Rotary International antetli bir dosyada tanıtımı yapılıyor. Suadiye Rotary ve İtalyan Stadella Rotary kulüp antetleri var üstünde bu projenin şeyinde. Organizatörler onlar. Koç ve Alitalia ulaşım sponsoru, Elit ve Luna zeytinyağı proje sponsoru, Anadolu Federe Şehir Devletleri'nden bahsediyor. Bunları okuyorum. Trakya, Bitinya, Misia, Lidya, Karya, Likya, Pamfilya, Frikya, Klikya, Kapadokya, Galatya, Ermenia, Antakya, Mezopotamya gidiyor yani. Bu şekilde bir şey. Buralarda gördüğünüz gibi diyor Aslan Bulut, yani Türk'ün adı bile yok. Burada Türk mülk de kalmayacak. En uzak gelecekte düşündükleri bu. Türkiye'nin tamamen
onların elinde ve geçmişe uygun bir şekilde bölünmüş, parçalanmış ve direkt olarak batıya, küresellere bağlanmış ve içinde ne Kürt'ü ne Türk'ün adının bile geçmediği böyle bir yerlerin olması. Uzun vadede karşılaşacağımız senaryo bu diyorsunuz. Şimdi ben kısa vadede de şunu söyleyeyim, kendi söylediği, Amerika'nın söylediği şeyi söyleyeyim. Yani bunu 90'dan beri net olarak Robert D. Kaplan falan benim kitabımda da var, yani beyan etti. Zaten de İstanbul'a biliyorsun bir ekonomik topluluk, ekonomik merkez geldi. Diyor ki İstanbul merkezli Yakın Doğu Federasyonu öngörüyoruz kısa vadede. Diyarbakır merkezli Orta Doğu Federasyonu öngörüyoruz. Şimdi Orta Doğu Federasyonu yani Avrupa Birliği gibi düşünün diyor. 1946'da William Bulletin söylediği laflar bunlar. Bütün dünyada konfederasyonlar oluşturacağız. Afrika Konfederasyonu, Asya Konfederasyonu, Avrupa Konfederasyonu hepsi bize bağlı olacak. Yani emperyalizmin aslında kendini var etme yöntemlerinden sistemi. Biri. Yani konfederasyonlar ve bunların diyor paralı askerleri olacak. Öyle Amerikan ordusu falan gitmeyecek. PKK ordusu, El-Kaide ordusu, Taliban ordusu, bilmem ne ordusu böyle böyle gidecek. Ve böyle gri bölgeler olacak. O gri bölgeleri kimse anlamayacak. Mesela Dağlık Karabağ bugün böyledir. Abazya, Osetya, ne oldukları belirsiz. Etraflarında ulus devletler var fakat nedir bunlar? Statüleri ne? Hani diyorlar ya statü Kürtlere, statü Kürdistan'a. Onun gibi statüsüz kalacak. Çünkü şu anda bile sınırlar belirsizleşti mesela Hatay'da. Statü kaldırılıyor, sınırlar eritiliyor. Bu böyle bir pelür kağıdına sigarayı koyduğun zaman cüzcüt diye nasıl yanar? Çeşitli noktalar yapıyor. Afganistan'ı yakıyor. Burada işte Suriye'yi yakıyor. Burada Libya. Sonra onları birleştiriyor. Belirsizleşen sınırlarla yapıyor bunu. Ve bu mesela Hatay'da bizim sınırımızda yapılıyor. Aynı anda bir takım askeri mekanizmalar oluşturuyor. Ürdün, İsrail, Türkiye. Bir araya gelin. Kavga mavga da etmeyin. Bir araya gelin. Benim güdümümde, Amerikan güdümünde istediğim zaman Suriye'ye, istediğim zaman şuraya, buraya ve belki de istendiği takdirde diyelim bir kalkışma oldu iyice. Çünkü APO diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın çekilmesi konuşulmalıdır dediği anda meşrulaştırıyor. Meşrulaştığı anda Birleşmiş Milletler devreye giriyor. Yani 10 yıl önce benim kitabımda da başkalarında yazdığı olay. Birleşmiş Milletler devreye girdiği anda buradaki bir topluluğun responsibility to protect, yani eğer bir topluluk parmağını kaldırır da uluslararası camiye gel beni koru, burada bana bir şey yapıyorlar dediği anda Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerleri, NATO'nun devreye girmesi mümkün. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Gayet akıllıca bir plan ve verili planı oynayanlar var gözümüzün önünde. Ama bu felakete götürür. Ve bu millet buna izin vermez.